Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, orkidelerimi şöyle sizlere kısaca göstermek istiyorum. Arkadaşlar, orkide ve yılbaşı çiçeğine bugün ne yapacağız? Bugün bunların bakımı için daha canlı ve canlılığını koruması için, ayrıca bu şekilde pıtır pıtır açması için, bakın arkadaşlar, tomurcuklarını maşallah açmaya hazırlar. Şurada da var. Evet. Öncelikle toprağım orkide toprağı. Farklı bir toprak yok içerisinde. Mıka saksı da. Bu da aynı şekilde. Mıka saksı da. Ne yapıyorum? Cam kenarında duruyor. Gün ışığı alıyor arkadaşlar. Gün ışığı alıyor. Direkt güneş ışığına maruz kalmıyor. 10 günde bir suluyorum. Ama bugün farklı bir şey yapacağız. Daha da canlı olması için, daha da açması için arkadaşlar. Hani bazı arkadaşlarımız diyor ya, orkideyi ne yapsam ne etsem açtıramıyorum ya da canlı olmuyor. Sararıyor, çürüyor falan diye. Aslında bunlara çok kolay bir çözüm var arkadaşlar. Daha önce sizlere muz kabuğunu söylemiştim. Bugün ise yumurta kabuklarını küçük küçük parçaladım. Şimdi bu yumurta kabuklarını ben haşlamadım. Yumurtayı kırdım. İçini bir ayrı tabağa aldım. Kabuklarını bu şekilde minik minik parçalar halinde orkidelerime koyacağım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şu saksımızın birini şuradan alalım. Şimdi şöyle elimle alacağım arkadaşlar. Muz kabuğu ve yumurta kabuğu. Muz kabuğu ne kadar faydalıysa, yumurta kabuğu da orkidelerin saksılarına, orkidelerin yani saksıya koyduğumuz zaman çiçeklerimize çok faydalı arkadaşlar. Dilerseniz bunu haşlayıp suyunu verebilirsiniz. Ya da bu şekilde yumurta kabuğunu, yumurtayı kırdıktan sonra da küçük küçük parçalar halinde koyabilirsiniz. Bunu orkidelerimizin toprağını bu şekilde karıştıralım. Zaten orkidelerimizin toprağı da gördüğünüz gibi sanki böyle ağaç şeyleri gibi. Bunların içerisine yumurtamızı karıştırıyoruz. Sonrasında da suyumuzu veriyoruz arkadaşlar. Bu zaten suladıkça birbirine karışacak. Şu ellerimi bir temizleyeyim. Yumurta kabuğu hiçbir şekilde koku yapmaz. Asla öyle düşünmeyin arkadaşlar. Ayrıca yapraklarını tozlandıysa ya da canlı olması için nemli beyaz bir bez ile üzerinden sanki bir eşyanızın tozunu alırmış gibi nazik bir şekilde alınız arkadaşlar. Bakın benim de almam gerek. Birazcık tozlanmışlar. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi yılbaşı çiçeğine de orkidenize, tüm çiçeklerinize aslında yumurtanın kabuğunu çöpe atmayıp bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Ben çiçek orkidelerimi sulayalı 10 gün olmuştur arkadaşlar. Bir de sulamayı şöyle göstereyim size. Bakın. Çok fazla abartmadan bu şekilde. Evet, bu buna 10 gün yetecek arkadaşlar. Gün sonra tekrar görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Yumurta kabuğunu unutmayınız, mutlaka veriniz, etkisini göreceksiniz.